Genişletilmiş İl Danışma Meclis ve Bodurga Belediyesi aday tanıtımı toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, sizleri Cumhur İttifakı'nın kalesi, yarınlar diyarı, Tuzun başkenti Çankırı'mızda ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bugün bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Gerçekten de tüm Türkiye'nin gözünün odağında olan bir belediye seçimimiz var, malumunuz. İnşallah bu Çankırı'mızda tamamı Cumhur İttifakı'yla yönetilen belediyeler silsilesine inşallah Dodurga Belediye'mize katacağız. İnşallah en yüksek oyu almak için de hep beraber ben teşkilat olarak söz veriyorum Sayın Başkanım. Bizler yerel yönetimlerde çok şükür hep birlik beraberlik içerisinde milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, Cumhur İttifakı ortaklarımızla beraber hareket ediyoruz. Hiçbir ilçe belediyesini ayırt etmeden bütün çalışmaları beraber yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra da hep beraber kenetlenerek 2023 hedeflerini sağlamak üzere, en yüksek oyu Çankırı'da çıkartmak üzere, Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçmek üzere hep beraber çalışıyoruz. Biraz önceki özel toplantıda arz ettiğim gibi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben düsturuyla hareket ederek bugün Dodurga seçimlerinde Cumhur İttifakımızın paydaşlarından birisi olarak bu ittifakın ortak adayını ilan etmek üzere huzurunuzdayız. Bu anlamda il başkanımızın da söylediği gibi inşallah en kalabalık şekilde, bugüne kadar Çankırı tarihinde de olmamış şekilde, güçlü bir şekilde orta sandığın sonucun yansıyacağına inanıyorum. Kazanan Çankırı olacaktır, kazanan Dodurga olacaktır. Bu duygu ve düşünceleri taşıyoruz her zaman içinde. Bu birlikteliklerin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çankırı'yı adım adım geziyoruz. 7490 kilometre kare olan Çankırı'nın her bir santimetre karesini Sayın Bakanım adım adım geziyoruz. İlmek ilmek dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip onların sorunlarını, sıkıntılarını, problemlerini dinleyip hep beraber çözüm üretiyoruz. Elhamdülillah 370 köyümüzü iki sefer bu 2019 ve 2021 yılları içerisinde gezme fırsatı bulduk. İlçelerimizde her zaman, belediyelerimizde, tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakı olarak beraberiz. Beldelerimizde yine öyle. Çankırı merkezde yine öyle. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar diyoruz. Çankırı Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak durmadan, yılmadan, yorulmadan yoluna devam ediyor kıymetli bakanım. Bugün gerçekten Cumhur İttifakı tarafından yönetilen bir şehir olması münasebetiyle 15 Temmuz'da ortaya koyduğu o şecaat ve dirayetle beraber inşallah inanıyorum ki 2023 Haziran seçimlerinin bir nevi kilometre taşı olan ve işaret fişeği olan 3 Temmuz Dodurga seçimlerinde de en yüksek oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın Dodurga seçimlerini kazanacağının müjdesi olarak görüyorum bu topluluğu. Cumhur İttifakı'nın zaferine şimdiden hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Hazır. Efendim, zaferiniz mübarek olsun. Hayırlı olsun. Değerli kardeşlerim, zaten Çankırı her seçimde Cumhur İttifakı ile beraber oluyor. Sizler bize destek veriyorsunuz. İyi günümüzde, kötü günümüzde yanımızdasınız. En zor günlerimizde arkamızda dağ gibi duruyorsunuz. Onun içindir ki biz de Ankara'da sizleri temsil etmeye çalışıyoruz. Kötüler karşısında dimdik durarak orada güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Tarihen sabittir ki eğer yönetenlerle yönetilenler arasında bir gönül bağı varsa, onlar aynı düşünüyorlarsa, aynı sevdaya gönül vermişlerse onların önünde kimseler duramaz. Allah'ın izniyle de bu dönemde bir taraftan hepimizin sevdiği liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve aynı zamanda onun yol arkadaşı Cumhur İttifakımızın değerli ortağı Devlet Bey ile birlikte kol kola girmenin, beraber iş yapmanın hazzını yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun diyoruz. Hepinizin bildiği gibi AK Parti 20 yıl kadar önce iş başına geldi. Geldiği günlerdeki şartlar hepimiz biliyoruz.
O günden bu tarafa Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşları nacizane içinde yer almaktan da onur duyuyorum. Büyük bir gayretin içerisindeyiz. Adeta sessiz bir devrim yaşandı. Çok güzel işler yapıldı. Hepimiz AK Parti ailesi olarak sizler başınızı dik tutabilirsiniz. Alnınız açık olsun ve her yerde iddia ile şunu da söyleyebilirsiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa hükümet etme noktasında Allah'a hamdolsun hepsinden daha başarılıyız. Evet, iddialı bir söz söylüyorum. Enerjide başarılıyız. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kurulu gücümüz 30 bin enba idi. Şimdi 100 bin enba. Eğer 100 bin enbaya çıkarmasaydık dışarıda bu elektrikler yanmazdı. İnsanlar da fabrikalarında işlerini göremezlerdi. Sağlıkta başarılıyız. Pandemi gibi bir döneme atlattık. Bütün dünya sınıfta kalmışken bizim 17 tane büyük şehir hastanemizde ve devlet hastanelerimizde herkesin tedavisine birebir koşuldu. Bir kuruş almadan orada en güzel hizmetler verildi. Ulaştırmada başarılıyız. Cumhuriyet tarihi boyunca 6000 kilometre yol 30000 kilometreye çıktı. Havalanı sayımız 26'dan ta 56'ya çıktı. Demir yolları, alt geçitler, üst geçitler onlarca geçmişte yapılanların daha misli misliyle fazlaca yapıldı. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti olarak bağımsız yaşamak istediğimiz, ezanımız her zaman okunsun, 5 vakit minarelerden eksilmesin diye dua ettiğimiz, bayrağımız gönderde devamlı hür bir şekilde dalgalansın diye içimizden iftihar ederek ve gururla bahsettiğimiz bir konuda bağımsızlığımızın sembolü olan savunma sanayiindeki yapmış olduğumuz başarılar ise dillere destandır. Şu anda savunma sanayiinde 750'den fazla proje var ve savunma sanayiindeki bu projelerin toplam değeri de 75 milyar dolarlık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz ve dünyaya satıyoruz. Dün Suriye'ye doğru, Irak'ta ve dağlarda verdiğimiz mücadelede kendi yapmış olduğumuz bu İHA'ların, SİHA'ların faydasını anlatmakla bitiremeyiz. Azerbaycan'daki Ermenilerin işgal ettiği topraklardan kovulup atılmasında, orada Türk'ün sesinin, damgasının, mührünün vurulmasında yine bizim savunma sanayinde yapmış olduğumuz bu başarıların baştan sona emeğinin olduğunu hepimiz itiraf etmeliyiz. Özgürlüklerin genişletilmesinde, kız kardeşlerimizin üniversite kapılarındaki çektiği çileri hepimiz biliyoruz. Çok şükür bizim dönemimizde bunlar da rahatladı. İlk günlerde hatırlayın, önce bir cumhuriyet mitingleri başlattılar. Cumhuriyet tehlikede, Atatürk İlke ve İnkılapları evden gidiyor diye miting başlattılar. Danıştay saldırıları, parti kapatma davası, 367 garabetleri. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar bunların hepsini? E-muhtıralar. Sonra 2013 yılı geldiğinde her şey yolunda giderken, faizler %5'e düşmüşken, büyük yatırımlar yapılırken gezi olayları. Güya 4 tane fidanın kesilmesini bahane ederek ortaya çıkanlar, birkaç ay sonra Yalova'da CHP'li belediyenin 180 yaşında, 200 yaşında koca koca çınarları devirmesine seslerini çıkarmadılar. Demek ki bunların dertleri fidan değildi. Arkasından hukuk darbesi, 17-25 Aralık. Hatırlayın şimdi bunları. Hepimiz çok çabuk unutuyoruz. Bir sene geçti aradan, 2015-2016. Terör eylemleri arttı. Kızılay'da, Beşiktaş'ta, Kayseri'de, üniversitenin önünde bombalar patladı. Evlatlarımızı şehit ettiler ve çukur eylemlerine başladılar. Ne demek çukur eylemlerinde? Ne istiyorlardı bunlar? Bağımsızlık ilan ediyorlar. Biz federatif yapı istiyoruz, öz yönetim istiyoruz gibi süslü kelamların, kılıfların arkasında bu ülkeyi bölme planları yapıyorlardı. Özellikle deniz aşırı ülkeden aldıkları talimatla bunu da beceremeyince arkasından hepimizin bildiği 15 Temmuz gibi bir gecede bir darbe teşebbüsünde bulundular. Değerli kardeşlerim, bu eylemlerden, hükümeti devirme operasyonlarından, devleti yıkma operasyonlarından bir tanesini Avrupa'da eğer güçlü bir ülkeye yapsalar kesinlikle başarılı olurlar ve perişan ederlerdi. Ama Allah'tan ki burada Recep Tayyip Erdoğan var, Allah'tan ki Cumhur İttifakı var, çok şükür.
Yurt dışında dost görünümlü, ABD'sinden Avrupa Birliği ülkelerine kadar her türlü engelleri çıkarabilirler. Geçtiğimiz seçim döneminde Cumhurbaşkanımıza ülkelerinde miting izni vermeyebilirler. Bakanlarımızı konuşturmayabilirler. PKK'ya kapıyı sonuna kadar açıp onlar da orada hür bir şekilde faaliyetlerini yürütebilirler. Bunlar çok zoruma gitmiyor. Çünkü onların tin niyeti bu. Onlardan umulacak iş de zaten bu. Ama siz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaysanız, bu milletin vergilerinden alınan paraları maaş olarak cebinize koyup evinizin geçimini sağlıyorsanız, milli olmak gibi bir derdiniz olmalı sizin. Yerli olmak gibi bir derdiniz olmalı. Fakat ne yazık ki bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nde göremiyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal'dan sonra bir eksen değiştirdi. Deniz Baykal kendine göre bir muhalefet anlayışı olan liderdi. Yerliydi ve milli bir adamdı. Cumhuriyet ilkeleri üzerinden, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden de eleştirilerini sürdürürdü. Eyvallah diyecek bir şey yok. Görüşlerine saygı duyarız. Oy vermesek de tabii ki saygıyla karşılarız. Ama yeni dönemde ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tane stratejisi var. Her yaptıklarına bakın, emin olun bu söylediğim iki şeyi göreceksiniz. Bir, baştan sona algı operasyonuyla uğraşıyorlar. İşlerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden avukat diyor ki 650 milyon lira ajanslara para verdiler algı operasyonu için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı operasyonları için 845 milyon lira para ayırıyor. Ne demek ya algı? Olmayanı olmuş gibi göstermeye çalışmak. Var olmayanı varmış gibi sunmak. Yani yalanları pekiştirmek. Dürüst olmadıkları halde dürüstmüş gibi bir hava vermeye çalışmak. Bunun için yapıyorlar bunları. Akıllarına ne gelirse yalan söylemekte beis göstermiyorlar. Sadece bunu ben söylemiyorum. Muharrem İnce ayrılırken diyor ki bu CHP genel merkezindeki yalancılardan ve müfterilerden usandım. Tam 8 yerde söylüyor yalancı diye bunlara. Ben de nihayetinde Kılıçdaroğlu genel başkanı olduğunda ilk iftirasına uğrayan AK Partiliyim. Akşam saat 10 civarında yalan söyledi. Sabahı zor ettik. Basın toplantısı düzenledik. Basın toplantısının başlığı şu: nasıl bir adam ki bu 10 dakikada 10 yalan söylüyor? Ya 10 dakikada 10 yalan söylemek kolay bir maharet değil. Bu adam Guinness Rekorlar Kitabına aday diye ilan etti. Daha sonra mahkemeleştik. Allah'a şükür hepsini kazandım. Epeyce de para aldım. Fakir fukaraya da sucuk olarak dağıttım zaten onları. Fitne zuhur ettiğinde hak ehlini nasıl buluruz? Soru anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Ahir zamanda fitne zuhur ettiğinde hak ehlini nasıl buluruz? Cevap kısa ve net. Düşman oklarını takip ederim. Düşman okları kime gidiyorsa hak ehli odur diyor. Şimdi düşman okları kime gidiyorsa hak ehli odur. Allah'ın izniyle bizler de çalışacağız, gayret edeceğiz. O düşmanlara fırsat vermeyeceğiz. Biz bugün burada Dodurga'da yeniden seçim yapılması kararından sonra Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıklamak üzere geldik. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımız Devlet Bey'e durumu arz ettiler. Devlet Bey de asla biz aday çıkarmayız. Orada AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın ruhuna sonuna kadar uygun davranacağız. Çünkü bizim için önemli olan ülkemiz, önemli olan bu memleketin geleceği, bu milletin geleceği diye karar verdiler. Ve biz de yaptığımız anketlerde açık uçlu olarak Dodurga'daki hemşehrilerimize sorduk. Kimi başkan görmek istiyorsunuz? Çünkü elbette hepimizin bir fikri vardır. Milletvekillerimizin vardır, il teşkilatımızın vardır, orta ilçemizin vardır, parti temsilcilerimizin vardır, mahalle başkanlarımızın görüşü vardır. Vardır, vardır. Fakat millet ne diyor? Millet. İşte yaptırdığımız anketlerde çok açık ara, söylenemeyecek kadar rekor farkla Hasan Hüseyin kardeşimizin ismi çıktı. Hasan Hüseyin kardeşimiz zamanında İstanbul'da zaten Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde epeyce gayret etmiş. Sonra Sultan Gazi'de müdürlükler yapmış bir kardeşimiz. Belediyeciliği biliyor. Sonra da Dodurga nüfustan dolayı düştüğünde dava sürecinde takip etmiş. Ve yeniden bu davanın kazanılıp
oranın belde belediyesi olarak tescillenmesinde de emeği geçmiş. Muhtarlık yaptığı sürece de oradaki kardeşlerimizin hep işinin yanında olmuş. Doğru insanların yanında olmuş. Doğru işlerine yardımcı olmuş. Ve herkesin duasını almış bir kardeşimiz. Şimdi ben Hasan Hüseyin kardeşimizi buraya davet ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın inşallah. Katılımınızdan dolayı bize bu değeri bahşettiğinizden dolayı inşallah Rabbim utandırmasın. Rabbim Cumhurbaşkanımıza bu süreçte güç kuvvet versin. Bizi de kendisine destek kılsın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Zaferin göstergesi. İşte seçimin galibi.